Baykan ilçesinin en önemli özelliği, büyük zatlardan olan Hazreti Veysel Karani'nin türbesinin ilçenin 8 kilometre güneybatısında bulunan ziyaret beldesinde bulunmasıdır. Türbenin burada olması nedeniyle binlerce insan ilçeye akın etmekte ve ilçeyi canlandırmaktadır. Türbesinin ilçede olması nedeniyle burayı önemli bir ziyaret merkezi haline getiren Hazreti Veysel Karani'nin 555-560 yılları arasında doğduğu tahmin edilmektedir. Doğum yeri Yemen'in Karen köyüdür. Soyu Yemen kabilelerinden Muradoğullarından gelmektedir. Babasının ismi Amir'dir. Kendisinin asıl ismi Üveys bin Amiri Kareni'dir. Karen köyünün bir mutlu seherinde dünyaya gelen küçük Üveys, Muradoğullarından Amir'in mütevazi evini mutlulukla doldurur. 4 yaşındayken babası vefat eder. O, annesinin başka kimsesi bulunmadığından binbir güçlükle herhangi bir tahsil görmeden, semavi dinlere ve kitaplara ait herhangi bir bilgisi olmadan büyür. Üveys büyüdükçe kendisinde doğuştan mevcut olan tek tanrıya inanç hissi de gelişir. Onu kimse anlamaz. Söylediklerine güler, alay ederler. Kendisini anlayan, dinleyen, derdine ortak olan tek insan annesidir. Gönlü ulvi, hislerle kaynaşan ve artık çalışıp annesine bakabilecek çağa gelen genç Üveys bir iş aramaya koyulur. Sonunda kendisine en uygun işi seçer. Kendisiyle alay eden, kendisini anlamayan insanlardan uzaklaşmak ve kendi iç dünyasıyla baş başa kalabilmek için deve çobanlığı yapmaya başlar. Hazreti Veysel Karani deve çobanlığı yapmaya başlayınca ihtiyar ve hasta annesi olmazsa deve otlattığı sakin vadilerden Karen'e inmeyi hiç istememektedir. Kendi uzetgahında Allah ile baş başa kalmaktan bir an olsun ayrılmak istememektedir. Artık Hazreti Veysel Karani'nin ufku öyle geniş, aydınlık, gönlü öyle duyarlıdır ki her an bir kurtarıcının haberini beklemektedir. Ve beklediği kutlu haber çok geçmeden kendisine ulaşır. Bu haber Allah'ın son peygamberi Hz. Muhammed'in zuhur ettiği ve insanları hak dine davet ettiği haberidir. Hz. Veysel Karani bir haberi duyunca hiç kimsenin irşat ve teşviki olmadan Müslüman olur. İslam'a ve Hz. Muhammed'e gönülden bağlanır. Annesine de kelime-i tevhidi bizzat kendisi öğretir. Hz. Veysel Karani Müslüman olunca Yüce Peygamber'in nurlu yüzünü görebilmek aşkıyla yanar tutuşur. Hz. Veysel Karani Allah Resulü'nü görme arzusunu birkaç defa pek sevdiği annesine açarsa da çok ihtiyar ve ama olan annesi kendisine bakacak kimse olmadığından izin vermez. Hazreti Veysel Karani'nin yaşı 40'ın üzerine gelir. Oğlunun gönlünde patlayan yanardağları çok iyi hisseden anne çaresiz, ancak Medine'ye gidip hemen gelmek, Hazreti Peygamber'i orada bulamayacak olursa teşriflerini beklemeden dönmek şartıyla kendisine izin verir. Gönlü Allah aşkıyla, peygamber muhabbetiyle dolu olan Hazreti Veysel Karani izin alınca durmaz ve Medine yollarına koyulur. Issız vadiler, dağlar, tepeler, kızgın çölleri aşar ve peygamber beldesi Medine'ye ulaşır. Hazreti Peygamber'in evine giden Hazreti Veysel Karani Peygamberimizi evde bulamaz. Peygamber Efendimiz o sırada Tebük seferindedir. Peygamberimizi bulamayınca çok üzülür. Hz. Veysel Karani annesine verdiği sözü hatırlar. Hz. Ayşe'ye kainatın efendisine selamımı söyleyiniz. Cennet sabahlarını andıran mübarek yüzlerini doya doya görmek isterdim. Lütfen İçimin aşkı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i ile yandığını gönlümün bitmez niyazını bildiriniz diyerek ayrılır ve tekrar Yemen yolunu tutar. Peygamber Efendimiz seferden dönünce Hazreti Ayşe'ye şöyle hitap ettiler: Ey Allah'ın Resulü, Yemen oymağından Karen köyünden Üveys adında bir zat sizi ziyarete geldi. Mukaddes cemalinizin bağrı yanık aşıklarındanmış. Zat-ı âlinizi bulamayınca çok üzgün bir halde ayrıldı. İşte o adam gittikten sonra evin içinde bu ulvi kokuları hissettim. Ya Ayşe, sen o zatı gördün mü? Evet ey Allah'ın Resulü, sağ gözümün ucu ile baktım. Öyleyse o gözünü benden ziyaret edeyim. Öyleyse o gözünü ben de ziyaret edeyim. Görüşün ve gördüğün mübarek olsun. Bir müddet sonra Mescid-i Nebevi'ye geçen Resulullah sahabelerine seslendiler. Müjdeler olsun. Üveys'i gören gözü ziyaret ettim. Gelin siz de benim gözümü ziyaret edin. Ve buyurdular: Bana Yemen tarafından rahmani kokular geliyor. Şüphesiz tabiinin en hayırlısı Üveys'tir. Resulullah son hastalıklarında Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Hazreti Ayşe'ye vasiyet buyurdular: Benden sonra arkamdaki hırkamı Üveys'e veriniz. Yine Resulullah buyurdular: Benim ümmetimde Üveys adında bir kişi vardır. Kıyamet gününde Rebiya ve Mudar kabilelerinin koyunları tüyü sayısınca günahlı kişilere şefaat edecektir. Resulullah'ı görmeden tekrar Karen'e dönen Hazreti Veysel Karani yine deve çobanlığı yapmaya devam eder. Yine Karen halkı ona divane gözüyle bakar ve onunla alay ederlerdi. O yine herkesten uzak kendi üzetgahında ibadetleriyle meşgul olur, gönlü Allah aşkı, peygamber sevgisiyle dolar taşardı. Peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Ali ve Hazreti Ömer Üveys Hazretlerini bulur ve Peygamberimizin vasiyeti üzerine hırka-i şerifi Hazreti Veysel Karani'ye verirler. Peygamberimizin hırkasının Hazreti Veysel Karani'ye verilmesinden sonra ve Peygamberimizin onun hakkındaki övgülerinin duyulmasından sonra Hazreti Veysel Karani'nin gözünde değeri artar. Herkes ona hürmet eder. Annesi vefat etmiş bulunan Hazreti Veysel Karani'nin yüceliği bu hadiseden sonra Karen'de bilindiği ve kendilerine olan hürmet arttığı için köyden ayrılırlar. Küye'ye giderler. Hazreti Veysel Karani'nin Küye ve Basra taraflarındaki hayatı da eskisi gibi yine ıssız vadilerde, tabiatın kucağında ve kendi uzletgahında hakka niyazla geçmektedir. Hazreti Ali'nin halifeliği sırasında iki Müslüman grup arasında çıkan Sıffin Savaşı'nın hazırlıkları esnasında Hazreti Ali safında savaşa katılması ricasıyla Medine'ye davet edilirler. Memnuniyetle bu davete icap eden Hazreti Veysel Karani hemen Medine'ye hareket ederler. Daha sonra da Hazreti Ali'nin yanında Sıffin Savaşı'na katılırlar. Sıffin Savaşı'na esnasında Veysel Karani de yararlanarak Hicretin 37. senesinde miladi 657 Şevval ayının 18. günü Fırat Nehri kenarında savaş meydanında şehit olur. Sıffin Savaşı'nda şehitlerin büyük çoğunluğu savaşın olduğu yerde toprağa verilir. Şehitlerini memleketlerine götürmek isteyenler için tabutlar yaptırılırdı. Şehitlerin içinde Hz. Veysel Karani de vardı. Mübarek naaşı için 3 ayrı kabile toplanmış ve sahip çıkmışlardır. Şehit birdi, ancak sahipleri 3'tü. Saatlerce tartıştılar. Ne var ki hiçbir kabile diğerini tatmin edip inandıramadı. Sonunda iş Hazreti Ali'ye ulaşınca o olayı İslami açıdan anlatmaya çalıştı. Hazreti Veysel Karani'nin köken itibariyle Yemenli olduğunu ve Yemenlilere verilmesi gerektiğini belirtti. Ancak diğer iki kabile bu teklife razı olmadılar. Hazreti Ali kura çekme teklifinde bulunduğu ise de buna da razı olmadılar. Bunun üzerine Hazreti Ali peki dedi. Veysel Karani'nin mübarek naaşını ben korumaya alıyorum. Yarın görüşürüz dedi ve her 3 kabile başkanları dağıldılar. Hazreti Veysel Karani son kerametini gösterdi ve sabah kalktıklarında her 3 kabilenin tabutlarında da göründü. Her kabile birbirinden habersiz naaşın kendilerine verildiğini zannederek sessizce naaşı alarak bir Yemen yolunu biri Şam yolunu, biri de Bitlis yolunu tuttu. Allah aşkının potasında eriyen Veysel Karani Hazretlerinin kerameti böylece yeni olayların çıkmasını önler. Rivayetler onun şehadetini ve kerametini böyle anlatır. Ancak her şeyi bilen Yüce Allah'tır. Onun defni ve mezarı ile ilgili anlatılanlar birer rivayete dayanır. Nereye ve nasıl defnedildiği konusunda kesin bir bilgi yoktur. Nerede olduğunu ancak Yüce Allah bilir.